Saygıdeğer dava arkadaşlarım, saygıdeğer basın mensupları, seçimlere gidiyoruz. Türkiye 14 Mayıs'ta 5 yıllığına kendini seçecek, yürütmeyi ve milletvekillerini belirleyecek. Belirlerken adil bir seçim olduğunu söyleyemeyiz. Yarışın adaletli olduğunu söylemek imkanı yoktur. Parası olan, devletin hazinesinden para devşirenler, yasal hırsızlar. Çok net. Kimse kusura bakmasın. Efendilerin oluşturduğu düzende kendilerine milletin vergilerini ceplerine koyanlar, milletin parasını ceplerine koyup oradan millete caka satanlar, millete gözünün içine posterlerini, otobüslerini, billboardlarını sokanlar aslında bir şeyi söylüyorlar. Biz sizin sırtınıza biner, hem sizi yönetir hem de efendiniz oluruz demeye çalışıyorlar. Milletin bunu görmesi lazım. Bizim gibi insanlar 1993'te Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte başlattığımız o siyasi mücadelede yine aynı şartlar vardı. Parasını alanlar, devletin tepesinde oynaşanlar ve devletten nemalananlar siyaset yapardı. Bizim gibi ve Muhsin Başkan'ın da içinde bulunduğu o hareket ne yazık ki kendi imkanlarıyla çoluk çocuğunun nafakasından kestiği paralarla siyaset yapardı. Tıpkı bugün yaptığımız gibi. Siyaset sadece parası olanların, imkanı olanların, zengin olanların yaptığı bir iş olmaktan çıkarılmalıdır. Siyaset devlet hazinesini yasal hırsızlıkla soyanların yaptığı bir iş olmaktan çıkarılmalıdır. Çıkın kendi imkanlarınızla, kendi paranızla siyaset yapın. Adamsanız. Çıkmışlar karşımıza, bizim verdiğimiz vergilerle ceplerini doldurmuşlar. Her türlü imkana sahipler. Onu bırakın, sırf iktidar oldukları için veya iktidara gelme ihtimali oldukları için zenginlerin, parası olanların, gelecekte para rüyası görenlerin de imkanlarından faydalanma yoluna gidiyorlar. Yani yarışı kazanacak ata oynayan bir sürü insan var, ondan da nemalanıyorlar. Böyle bir seçim olmaz. Böyle bir seçimin adaletli olması beklenemez. Onun için bu düzeni, bu efendilerin saltanatını, hazineden yasal hırsızlık yapanları kınıyor ve toplumun vicdanına havale ediyorum. Milletin vicdanına havale ediyorum. Bu şekilde bir seçim olamaz. Biz Milli Yol Parti gönüllüleri, Milli Yol Partisi'nin davasına inanmışlar. Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları bilmelidir ki daha çok çalışmak zorundayız. Elin adamı bu imkanlarla çalışmadan da kendini ifade edebiliyor. Düşüncelerini televizyonlarda 24 saat açıklayabiliyorlar. Bir yerde miting yapıyor. Bütün televizyonlar naklen yayın yapıyor. Naklen yayın yapıyor ya. Ya senin özelliğin ne? Beraber yarışa giriyoruz. Sıfatın cumhurbaşkanı olabilir. Sıfatınız muhalefet parti lideri olabilir. Sıfatınız vekillik olabilir veya başka bir şey olabilir. Beraber bir yarışa giriyoruz, yarışa. Böyle adaletsiz, böyle gerçekten vicdanı kanatan bir sistem olur mu? Bu nasıl yarış? Çıkın bir karşılıklı oturalım televizyonun birinde. Bir anlatalım bakayım. Millet bizi bir görsün. Bir münakaşa edelim, bir istişare edelim, bir toplantı yapalım. Orada bir birlikte hepimizin de olduğu, milletin rahatlıkla görebileceği veya kimin kim olduğunun farkına varabileceği ortamlar hazırlayalım. Niye yapamıyorsunuz? Çünkü efendiler var. Kendilerini efendi sayıyorlar. Öbürlerini zaten hiç sayıyorlar. İşte milletimiz bunlara ders vermek zorunda. Parası olmayanında, imkanı olmayanında siyasette olabilmesi için mutlak anlamda ders vermek zorundadır. Ders vermezse ne olur? Vallahi yeni efendiler çıkar. Zaten çıkıyor. Dün yeni eski efendiler gitti, yeni efendiler geldi. Ahval değişmiyor ki. Ben
bütün arkadaşlarıma, şu anda aday olmuş ve olmamış bütün arkadaşlarıma, bu harekete gönül verenlere, çıkarken ne sağımıza baktık ne solumuza baktık. Başarılı mı olacağız, başarısız mı olacağız? Para olur mu, olmaz mı? İmkan olur mu, olmaz mı? Falanca yanımızda yer alır mı, yer almaz mı? İttifak mı olur, mittifak mı olur? Bunlara bakmaksızın sadece Allah'ın ve milletin rızasını gözeterek çıkmadık mı? İnsanlar dönüp bana neler dediler? Bir vekilde olsa devam et, iki vekilde olsa devam et. Mutlaka ittifaklarda yer almalıyız, mutlaka geleceği kurmalıyız. Ya hesabı Allah'a bırakın. Allah'ın işine karışmayın. Allah'ın işine kimse karışmamalı. Sen doğruyu vicdanın rahat olacağı şekilde hareket etmeye bak. Gerisini Allah'a bırak. Bu siyasiler veya kimi insanlar Allah'ın işine karışıyorlar. Biz karışamayız. Hayatımız boyunca başka partilerde bulunabilirdik. Başka partilere eklemlenebilirdik. Veya siyaseti başka türlü yapabilirdik. Tıpkı Muhsin Yazıcıoğlu gibi tek başımıza inandığımız davada yürümeyi şeref bildik. Bizim için bu yeter. Değerli dava arkadaşlarım, biz kendimizi anlatmak, millete Milli Yol Partisi'ni tanıtmak zorundayız. İlk seçimimiz. Ne kadar oy alabiliriz? %3'ü geçer miyiz? %7'yi bulur muyuz? Bunlarla ilgili değiliz. Biz üzerimizi düşeni yapmakla mükellefiz. Ağzımıza suyu koyduk, Hazreti İbrahim'in ateşine su taşımakla yükümlüyüz. Gerisinin önemi yoktur. Birileri bu ülkede hakikatin ve doğrunun sözünü yapacaktı. O iş de bize düştü. Nice korkaklar, nice bukalemunlar, halden hale girenler, renkten renge girip kendini siyasetçi diye, adam diye millete takdim edenler vardır. Yüzüne tükürün oylarınızla. Oylarınızla ey Türk milleti, asil isen gerçekten tarihe yakışır bir şekilde bu sahtekarların, siyasetten beslenenlerin, bu kalemunların, zübüklerin ve tahakküm sahiplerin yüzüne tükürün. Biz seçime girerken birçok engellerle karşılaştık. Yüksek Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu'nun vazifesi adil ve olabildiğince birçok insanın seçime katıldığı bir ortam hazırlamaktır. Yasakçılar, kaideler, kurallar, kurallara boğulmuş. Yok bir tane kağıt eksik, bir tane kağıt fazla, bir tane kağıt bilmem ne diyerek bizi engellemeye çalıştılar. Değerli arkadaşlar, engellesinler. Ben farkındayım. Ben farkındayım. Bu hareketi seçime sokmamak için Rabbim şahit olsun, birçok insan kendine bunu vazife edindi. Dışarıdan. Bizden görünenler bile. Yaptılar. Hatta yola çıkarken neler konuştuklarını biliyorum. Ne yapıyor bunlar dediler. Bunlar ne yapıyorlar? Başarabilirler mi? İlgili 60 ilde 70 ilde nasıl teşkilatlanabilirler? Mümkün mü dediler? Teşkilatlandık. Çünkü yanımızda Muhsin Yazıcıoğlu'nun gücü vardı ve davası vardı. Allah'a şükür. İnanmış insanlarımız vardı. Sonra dediler ki erken seçim de olacak. Zamanda olmayacağı da belliydi. Katılabilirler mi seçime? Onu da başardık. Sonra dediler ki paraları yok, pulları yok, imkanları yok. Seçimde ne yapacaklar dediler. Allah'a şükür gücümüz ne yetiyorsa o şekilde hareket ederek şu anda birçok seçim çevresinde Allah'a şükür eğer itirazlarımız da kabul olursa 60-70 ilde seçime gireceğiz. Allah'tan bir şey olmaz. Ve başaracağız. Söyleyecek sözümüz var. Rabbim şahit olsun ki insanlar
doğruluğa susamışlar. Devlet yalan söylüyor. İktidar yalan söylüyor. Muhalefeti yalan söylüyor kardeşim. Siyasetçi yalancı. Siyaset sor Türk halkına, Türk milletine. Siyasetçi kimdi? Direkt söyleyeceği yalancı. Bu hale siyaseti düşürenler utansın. Onun için bayrağı kaldırdık. Bayrağı kaldırdık. Dürüstlük adına, doğruluk adına, adalet adına, insanlık adına bayrağı kaldırdık. Siyasete seviye getireceğiz. Siyasete ahlakı getireceğiz. Siyasete insanlığı getireceğiz. Böyle de siyaset olur diyecekler inşallah Allah'ın izniyle. Onun için çok çalışmak zorundayız. Çok çabalamak zorundayız. Engellemeye çalışanlara inat, önümüze barikat kuranlara inat, duvar örenlere inat, biz var olacağız. Millet için, insanlık için var olmak zorundayız. Saygıdeğer dava arkadaşlarım, saygıdeğer Türk milleti, 14 Mayıs'ta aslında Türkiye birçok alanda bir karara varacak. Sadece bir partiye oy veriyor olmayacaksınız. Geçmişten getirdiğiniz geleneklere, alışkanlıklara mahkum olmayınız. Bakın, görün kim ne diyor, samimi mi değil mi, sahtekar mı, siyaset yoluyla zenginleşen bir zümrenin insanı mı, kim? Bakın ona göre oy verin. Aslında 14 Mayıs'ta gideceğiz sandığa. Verdiğimiz oyun anlamı şu: ya hukuk diyeceğiz, ya hukukun yerine guguk diyeceğiz. Ya adalet diyeceğiz, ya dayı diyeceğiz, kefalet. Ya mülakat, 21 yıldır yaptıkları mülakat diyeceğiz, ya liyakat diyeceğiz, işi ehline vereceğiz. Ya çocuklarımızı borçlandırmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız doğarken borçla doğacaklar, ya da hayır, üreteceğiz, bu borçtan da kurtulacağız, kendi kendimize yeten bir ülke olacağız diyeceğiz. Değerli arkadaşlar, ya vicdan diyeceğiz, ya kara düzen diyeceğiz. Ya tarımda kendi kendimize yeten bir ülke olacak diye karar vereceğiz, ya da Kanada'ya mercimek, efendime söyleyeyim Ukrayna'ya da ayçiçeği, işte Rusya'dan buğdaya mahkum olacağız. Düşünebiliyor musunuz? Ya efendilerin saltanatı, ya milletin iradesi diyeceğiz. Ya milletin iradesi, ya küçük bir zümrenin istikbali diyeceğiz. Onun için mutlak anlamda Türk milleti sandık başına gittiğinde bunları göz önüne alacak. Bunları bilmeden 130 yıllık ezber olduğunu, gelenin gideni arattırdığı ve birbirlerinden çok da farkların olmadığı gerçeğiyle hareket edecek. Hilalin ucuna anka kuşu kondurmamızın sebebi nedir biliyor musunuz? Şafak sökecek. O şafağın adı adalet olacak, umut olacak, rasyonel bir gelişim ve büyüme olacak. Üretim olacak, şafağın adı güneşle beraber. Aksi takdirde aynı binaları okumaya devam eden insanlardan farkımız kalmaz. Kalmaz. Değerli dava arkadaşlarım, burada oylarımız dolu gider, boşa gider. Yıllar yılı. Verdiğin dolu oylara bir bak bakayım. Verdiğin dolu oylara bir bak. Sana zulüm olarak geri döndü. Sadece partililerin bir kısmını zengin ettiniz. Zengin ettiniz. Fakir fukaranın ahvali değişti mi? Şu an bayram var. Yarın bayram. Yarın bayram. Gidin Ankara'nın caddelerine, sokaklarına, mağazalarına. Alışveriş yapan yok. Alışveriş yapan yok. Bankalarda dolar 19 lira. Serbest piyasada 21 lira. Hiç böyle bir ülke gördünüz mü? Hiç böyle bir ülke gördünüz mü? Yasal faizi %9, bankanın faizi %39. Böyle bir ülke gördünüz mü? Akıl işi mi bu? Reel bir hiç yaklaşımın olmadığı böyle bir hükümetin
ülkeye verebileceği ne olabilir Allah aşkına ya? Dönüp duruyorlar, yaparsa kendileri yapar. Evet, iyi yaptınız. Milletin cebini boşaltmakta mahirsiniz. Umutlarını çalmakta mahirsiniz. Kendi zengin sınıfınızı oluşturmakta beceriklisiniz. Sizi uyanıklar sizi. Milletin gözünün içine baka baka yalan söylemekten geri kalmayan siyasetlerin bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yoktur. Yalan siyaseti bu ülkenin hayatından çıkmalıdır. Çıkmazsa yeni yeni aktörler gelir, gider ve ahval değişmez değerli arkadaşlar. Normalleşmemiz gerekir. Normalleşmekten kastım hadiselere, olup bitene, problemlere rasyonel yaklaşmak, real yaklaşmak, gerçekçi yaklaşmak, akılla yaklaşmak, bilimle, ilimle yaklaşmaktır. Adam oturmuş, canı sıkılıyor. Merkez Bankası Başkanı azıcık gerçeklere döndüğünde veya bilimle hareket ettiğinde, iktisatla hareket ettiğinde görevden alıveriyor. Niye? Diyor ki ben her şeyi biliyorum. Bir de Erdoğanizm çıkarttı biliyorsun. Şimdi lafını etmiyor. Senin Erdoğanizm milletin anasını ağlattı. Millet gerçekten zor durumda. Zor durumda. Çok yukarıda oturdukları için aşağıdaki sesleri de duymuyorlar. Eskiden duyuyordu. O da yukarı çıktı, çıktı, çıktı. O da milleti duymamaya başladı. Zaten Türkiye'deki siyasetin hastalığın temel sebeplerinden birisi bu. Süresiz olunca insanlar milletin sesini duymamaya başlıyorlar. Halbuki süreli siyaset olsa bunların hiçbirisi olmaz değerli arkadaşlar. Bizim Cumhur İttifakı'nı veya Millet İttifakı'nı teşkil eden partiler millete gerçeği söylemek zorundalar. Sırf oy alabilmek için, sırf durumu kurtarmak için, iktidara gelmek için yalan siyaseti bu ülkeye zarar verdi, zarar vermeye devam ediyor. Yalanları uydurarak milletten oy istemeyin, gerçeklerin yani alakası olmayan, gerçekten olması mümkün olmayan kimi hususları veya vaatleri millete sıralayarak kimse oy istememelidir. Hele rakamlarla oynayıp milletin aklıyla da kimse dalga geçmesin. Koskoca adamsın ya. Halbuki üniversitede de ders vermişti bu bir dönem. Bizim gençlik yıllarımızda derlerdi ki bir ülkücü asistan var Devlet Bey diye, biz oradan bilirdik. Adamın yaptığı hesaba bakar mısın? İstanbul'un diyor milletvekili sayısı kaç? Oradan diyorlar ki 93, 98. 99 ile 8'i topla diyor. Ne oldu? 17 oldu. Bugün ne? 17. Bugünün önemli ne? Kadir Gecesi. Gördünüz mü diyor Kadir Gecesi işte. Vay anam babam vay. Ahvale bakar mısın? Millet senden olmadık yani bu bazı rakamlarla oynayıp kendine gelecek tasarlayanlar var ya, gayipten haber verenler. Onların rolüne düştüysen vay senin haline. Ya millet aç aç. Millet mutfağa bayram sabahı ne koyacağıyla ilgili kaygının dibinde debelenirken sen tutmuşsun bizden dalga geçiyorsun. Milletle dalga geçiyorsun ya. 9'da 8'i topla etti 17. 17 ne demek? Bugün ayın 17'si. Bizim Ankara'yı topla 36. Onu nereye koyacaksın? O nereye varıyor? Onu da bir şeyle söylesek de öğrensek. Değerli arkadaşlar, böyle hayattan kopmuş, gerçeklerle alakası olmayan siyasi yaklaşımların Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey yoktur. Onun için de milletimiz derhal bu absürtlüğe son vermeli ve kendisine hizmet edecek hizmet siyasetini, hizmet devletini, hizmet anlayışını ortaya koymalıdır. Değerli arkadaşlar, kimse kendisini doğruluğun merkezi sanmasın. Sayın Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum buradan. Kendisine oy verenleri veya kendisinin sağında solunda duran partileri, doğruluğun, efendime söyleyeyim, hakkın temsilcileri, karşısında duranları da batılın temsilcileri veya yıkımın parçaları olarak görüyor. Bu hakkı nereden buldun? Senin nereden bu terazin? Sen teraziyi nereden buldun bu teraziyi? Bu vicdanı kanatan, aklı yok eden,
milletin vicdanını bile kanatan bu teraziyi nereden buldun? Senin yanındakiler hak, karşıdakiler batıl mı? Anahtarı, bu cennetin anahtarını kim sana ne diye verdi? Hele bir onu anlat. Cennetin anahtarını sen nereden aldın? Hakikatin anahtarını sen nereden aldın? Hak dediğin cephenin anahtarını kim verdi sana? Onun için siyasetteki bu tür lüzumsuzlukları milletimiz görmelidir. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Yüce Türk milleti, siyasetçi senin hayatını kolaylaştırır. Siyasetçi sana hizmet etmekle yükümlüdür. Siyasetçi senin hadimindir, hadimin, hizmetkarındır, efendin değildir. Bu düzeni bozmak lazım. Efendilerin bize hizmetkar olmakla yükümlü olanların efendi olmasının önünü almak lazım. Onun için de birilerinin size olmayan bir cenneti vaat etmesine kanmayın. Siyasetin bu kirli yüzüne gerçekten tokadı indirin oylarınızla. Bu eski alışkanlıklardan, Türkiye'nin eski siyasetçilerinden Türkiye'yi kurtarmak gerekiyor. Milli yolu işte bu kurtuluşun yolu olarak çıkarttık ortaya. Milletle buluşturur. Millet bizden haberdar olursa, millet bizden haberdar olur. Söylediklerimizi, rüyalarımızı, hayallerimizi, projelerimizi tam bilirse Türkiye bambaşka bir şey konuşacak. Dün televizyonda da söyledim. Buna öyle bir inanıyorum ki. Çünkü bakıyorum hep birbirinin kopyası. Söylediklerinin ne altı var ne üstü var. Milleti kandırmaca oyunu. Bu kandırmacadan millete hiçbir kar yok değerli arkadaşlar. Yüce Türk milleti, şu anda iktisaden bir açmazın ve kıskacın tam orta yerindeyiz. Hükümet sadece ve sadece durumu kurtarmakla kendisini vazifeli sayıyor. Gidin bankalara. Bir memurun, bir işçinin diyelim ki sağdan soldan borç para bulamadı. Bayrama girerken çoluk çocuğuna bir şeyler alacak, evine bir şeyler alacak. Bankaya gitti, bana bir kredi ver dedi. Şu anda bankalar para yok. Kredi mredi vermiyorlar. Bankalarda para yok. Niye? Çünkü bastığı paralar bile bitiyor. Akşam basıyor Merkez Bankası, sabah bitiyor. Yarın bir gün öyle bir enflasyon azacak ki, hayat pahalılığı azacak ki onun önlemini almak mümkün değil. Çünkü rasyonel hareket etmiyor. Şu an gerçekçi hareket etmiyor. Şu an iktisadın gereklerini yerine getirmiyor. Ekonominin gerçekleriyle yüzleşmiyor. Sadece durumu kurtarayım. Bu seçimi nasıl, ne pahasına olursa olsun alayım havasında. Yahu 21 yıl yetmedi mi ya? 21 yıldır unuttuğun ne oldu ya? 21 yıldır ülkeyi yönettiğinde getirdiğin yer neresi? Alım gücüm bitmiş, alım gücüm. Çıkıyorum sokağa, çıkıyorum normal bir alışverişe. Alım gücü yok ya. Cebinde bir tomar para, 5-10 bir şey aldığında yetmiyor. Yetmiyor, görmüyor musun? Getirdiğin işte başarı diye bize yutturmaya çalıştığın ülkenin ahvali bu. Git evine. Ya eve gitmek de bir maharettir ve erdemliliktir. İlla da hastalıkta ve ölümde mi siyaseti bırakacağız? Bu hastalıktan Türkiye'nin kurtulması lazım. Bunun reçetesi bizde, milli yolda, süreli siyasette. Süresiz siyaset hastalığın doğurduğu sonuçlarla uğraşıyoruz şu anda. Bunları yok etmenin yolu işte milli yolun o reçetesi. Süreli siyaset. 4+4'ü yapan evine gitsin. Evine gitsin. Halk da bilsin ki evet bunlar ne zaman gideceğini bilmiyorum dememeli. Onlara gözü kapalı sadakat göstermemeli. İtiraz etmeli, sorgulamalı yerinde. Onun için simide mahkum etmemek lazım milleti. Geldiğinde simit hesabı yapmıştı biliyorsunuz. Simit şu an kaç para? 7 lira. Bundan birkaç ay öncesi, birkaç yıl öncesi simit 1 liraydı ya, 2 liraydı. Allah'tan korkmazlar. Sizin beceriksizliğinizin faturasını hepimiz ödüyoruz ya.
Şu anda ticaret yapanlar önünü göremiyor, geleceğini göremiyor. Üretsen ne olur? Yerine ürettiğini satsan yerine koyamıyorsun. Koyamıyorsun ya. Hiçbir özelliğiniz kalmamış. İnsan ben doğru yaptım, eksik yaptım, yeter 20 yıl veya yeter 10 yıl, yeter bilmem ne demelidir. Bunun için de anayasal hüküm şart. 4+4 anayasal hüküm olacak. Olmazsa ne olur? Olmazsa yeni efendilerle uğraşmış oluruz değerli arkadaşlar ve ahvalimiz değişmemiş olur. Ben bütün Türk İslam aleminin, bütün Müslümanların bayramını kutluyorum. Bu bayramda da, bayram sonrasında da gecelerimizi günümüze katarak milletle buluşmak zorundayız. Millet bizi daha yeni yeni tanıyor. Daha çok tanıdığında daha çok bize sarılacağını ve bizi öne çıkaracağını biliyorum. Bunu birçok defa, birçok kere müşahede ettim. Böyle bir imkan varken evde oturmak olmaz. Tembellik etmek yakışmaz. Sizin davanız var, sizin inancınız var, sizin yolunuz var. Milli yol bir hayat tarzıdır, bir davanın adıdır. Muhsin Başkanımızın ifadesiyle. O söylemişti. Yolumuz Allah yolu demişti. Yolumuz millet yolu, yolumuz milli yol demişti. İşte bu yolu milletle buluşturmak zorundayız. Bu seçimler buna aracılık edecek. Ve bu düzeni, bu efendilerin saltanatını bir şekilde kıracağız. Kıracağız. Kimsesizlerin kimsesi olanlar, kimsesi olmayanların bile adalete sığındığı bir sistem kuracağız. İlla da güç aramayacak kimse. Dayı aramayacak. Siyasetçi aramayacak. Bilecek ki hiç kimseye ihtiyacım yok. Bu ülkede mahkemeler bağımsız, adalet eninde sonunda yerini bulur. Ve bilecek ki tek celsede artık adalet mümkündür. Yıllara sirayet eden adalet arayışları son bulacaktır. Milli yol tek celsede adaletin ve liyakatin Türkiye'deki öncüsü olacaktır. Bak göreceksiniz. Bir celsede mahkemeler nasıl karar veriyor? Altyapısını kurmuşuz ve Allah'a şükür bununla ilgili görüşlerimiz var. Hiçbir partinin gündeme getirmediği, hiçbir partinin, ilk kez buradan söylüyorum. Biz çevre dostu, çevreyle birlikte kalkınmayı, çevreyle birlikte büyümeyi öngören bir anlayışa sahibiz. Artık kara avcılığının o acımasızlığına son vereceğiz. Türkiye'de bununla ilgili tek projesi olan parti Milli Yol. Sanal avlaklar oluşturarak keklikleri, tavşanları, kuşları özgürleştireceğiz. Tıpkı insanları özgürleştirdiğimiz gibi sanal avlaklar oluşturarak kuşları, tavşanları, keklikleri özgürleştireceğiz. Artık yeter. Bir avuç et için o güzelim öten kekliği kurşun sıkan anlayışı reddediyoruz. Sanal avlakları da başka bir programda size anlatırım. Yine Milli Yol Türk İslam coğrafyası dahil kendi sınır komşularıyla iktisadi birlikler oluşturarak insanı ve malı serbest dolaştırdığında 12 trilyon dolarlık bir düşün içinde olacak ve o 12 trilyon dolarlık o oluşturulan havuzdan payını alacaktır. Bu Türkiye'nin bir daha büyümesi, bir Türkiye daha olması demektir. Onun için de biz Allah'ın izniyle milletle buluşacağız ve millete gerçeklerimizi anlatacağız. Milli yol milletle bütünleştiğinde yarın Türkiye bambaşka bir şeyi konuşacak. Allah yar ve yardımcınız olsun. Darda kalanlar, şu an sessizliğe bürünmüş ve kimsesi olmayanlara Rabbim yardım etsin. Depremden ötürü geçen bayramı bayram gibi geçirip buruk da olsa
zor da olsa bayramı bayrama benzer şekilde geçiren binlerce insan şu anda çadırlarda, şu an barınaklarda ve zor şartlarda. Onlara dua ediyorum. Rabbim yardım etsin. Milletimiz her türlü imkanı sağlıyor onlara ama hükümetin aynı duyarlılıkta olduğunu söyleyemem. Kimse kusura bakmasın. Yani yalanlarla, dolanlarla ülke yönetilmez. Koskoca bir cumhurbaşkanı temel atıyor. Hastanenin temelini. Attığı temel de uyduruk bir şey. Havuz temeli atmış, hastane temeli diye bize yutturuyor. Canını da yayınlatıyor. Bu diyor harç diyor. Deniz kumu değil ha. Halis malis kummuş. Ya Allah'tan korku ya. Tiyatrodan bıkmadın mı ya? Tiyatrolardan bıkmadınız mı ya? Milleti enayi yere koymaktan bıkmadınız mı? Milletin insanca yaşadığı bir düzenin adı milli yoldur. Bunu koruyacak sizsiniz. Eğer iradenize sahip çıkar, eğer çalışır, çabalarsanız, vicdanınız rahatlayana kadar çalışırsanız kazanırsınız. Allah'ın izniyle kazanacağız. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.